Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Evet arkadaşlar, full tekrarımızı yaptıktan sonra konularımıza devam ediyoruz. Mekanik Enerji ve Enerjinin Korunumu konusuyla devam edelim. Bu konuda ne yapacağız? Enerji çeşitleri, mekanik enerji, enerjinin korunumu konularını işleyeceğiz. Bu konu birçok konuya temel oluşturmaktadır. Konuyu iyi anlarsak kuvvet ve hareket konularını daha da iyi anlayabiliriz, kavrayabiliriz. Bu konuyla ilgili ödevleri itinale yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Mekanik enerji ve enerjinin korunumu. Sevgili arkadaşlar enerji doğada kaybolmaz sadece şekil değiştirir. Neler vardı? Kinetik enerji, potansiyel enerji, yay enerjisi ve mekanik enerji vardı sevgili arkadaşlar. Şimdi bir soruyla taşlandıralım. Kütlesi 1 kilogram olan cismin şekildeki konumda iken mekanik enerjisi kaç yüldür? Mekanik enerji neydi? Cismin o anda sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjiler toplamıydı. Şimdi arkadaşım bu cismin Kinetik enerjisi ve potansiyel enerjisine bakalım. Kinetiği ne kadar? Kinetik enerjisi 1 bölü 2 1 6'nın karesi. Buradan arkadaşlar 18 jul gelir. Peki potansiyel enerjisine ne kadar? MGH'dı potansiyel enerji formülümüz. 1 çarpı 10 çarpı yüksekliğimiz 5. O da 50 jülmüş. Demek ki arkadaşlar mekanik enerjisi ne olacak? Bunların toplamı 50 artı 18'den 68 jül toplam mekanik enerjisi vardır diyeceksin sevgili arkadaşım. Şekildeki yolun K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasına kadar çıkabiliyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur, sürtünmeler önemsizdir demiş. Cisim K'dan O'ya giderken kinetik enerjisi artmıştır. Aşağı doğru hareket ettiği için kinetik enerji artmıştır, sürtünme de yok. Cisim O'dan L'ye giderken potansiyel enerjisi artmıştır, bu da doğrudur. Cisim O'dan N'ye giderken kinetik enerjisi azalmıştır. Hızı azalır gitgide. Potansiyele dönüşecek çünkü enerji. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Özdeş KL ve M yaylarının ucuna 2M, 3M ve M kütleli cisimler asılıp serbest bırakıldığında düzenekler şekil 1, 2 ve 3'teki gibi dengelenmektedir. KL ve M yaylarında depolanan esneklik potansiyel enerjileri sırasıyla EK, EL ve EM olduğuna göre bu enerjiler arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar F eşittir K çarpı X. Burada kuvvet yerine ağırlık alacağız. Bakın burada 2 Mg ağırlığımız var. Demek ki K 2X kadar esner. L'de 3 Mg olduğu için 3X kadar esner. M'de ise Mg olduğu için X kadar esneyecektir. Yay sabitleri aynı olduğuna göre K'nın arkadaşlar esneklik enerjisi 1 bölü 2 K çarpı 2X'in karesi. L'nin arkadaşlar 1 bölü 2 K çarpı 3 X'in karesi. M'nin ise 1 bölü 2 K çarpı X kare kadardır. Buradan da arkadaşlar görüldüğü üzere en fazla enerji L'de sonra K'da sonra M'dedir arkadaşlar. Cevabımız LKM olacaktır. Enerjinin dönüşümü arkadaşlar. Enerji yoktan var edilemez ancak var olan enerji başka bir enerji türüne dönüşebilir. Matkap çalışırken elektrik enerjisi kinetik enerjiye dönüşmektedir. Su ısıtıcısı çalışırken elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmektedir. Müzik çalar çalışırken elektrik enerjisi ses enerjisine dönüşmektedir. Enerjinin korunumu. Düzenek sürtünmesiz ise toplam enerji sabittir. Yani korunur arkadaşlar. Bakınız bir kaykaycı ne yapmış? bir ray üzerinde hareketini tamamlıyor. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda h yüksekliğinden m kütleli bir cisim serbest bırakılıyor. Cisim yere çarpıncaya kadar geçen sürede cismin mekanik ve potansiyel enerjisi için ne söylenir? Arkadaşlar, sürtünmeler önemsiz ise mekanik enerji ne yapmıyordu? Değişmiyordu. Potansiyel enerjimiz ise ne yapacak? Gitgide azalacak. Neye dönüşecek? Kinetik enerji. Şekildeki düşey kesiti görülen sürtünmesiz yolun O noktasından serbest bırakılan cisim KLM noktalarından geçerken hızının büyüklüğü sırasıyla VK VL VM oluyor. Buna göre VK VL VM arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar yol sürtünmesizmiş. Şimdi K'dan geçerkenki hızı M'deki hızıyla ne olacaktır? Aynı olacaktır. Çünkü aynı hizadalar. Ama en büyük hız kimde olacak? L noktasında olacak. Çünkü tüm potansiyel enerjisi artık kinetiğe dönüşmüş olacak arkadaşlar. Sürtünmenin önemsenmediği şekildeki eğik düzlemin A noktasından bir cisim serbest bırakılıyor. Cisim A'dan B'ye ulaşıncaya kadar niceliklerinden hangileri artmıştır? Kinetik enerjisi artmıştır arkadaşlar, hızı gitgide artıyor. Mekanik enerjisi değişmez. Potansiyel enerjisi ise azalmıştır arkadaşım. Cevabımız yalnız 1 olacak. Görseldeki sporcu yüksek bir yamaçtan aşağı doğru kaymaktadır. Bu sporcu ile ilgili mekanik enerjisinde bir değişim olmaz. Sevgili arkadaşlar, sürtünmesiz dememiş. Sürtünmesiz demediği için böyle bir şey söyleyemeyiz. Yer çekimi potansiyel enerjisi kinetik enerji ve ısı enerjisine dönüşmektedir söyleyebiliriz. Yer çekimi potansiyel enerjisi azalır arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2 olmak durumundadır. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda m, 3m, m kütleli x, y, z cisimleri şekildeki konumlarında serbest bırakılıyor. x, y, z cisimlerinin yere çarptıkları andaki kinetik enerjileri sırasıyla ex, E, ez e, olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar, potansiyel enerjiler kinetiklere dönüşeceğine göre potansiyelleri bulalım, kıyaslayalım. Bu zaten kinetiği verecektir. x için mg4h, y için 3mgh Z için 2MGH. Demek ki arkadaşlar X'in enerjisi Y'den büyük o da Z'den büyüktür diyeceğiz. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda yerden 10 metre bölü saniye hızla bir cisim yukarı fırlatılıyor. Cisim yerden en fazla kaç metre yükselir? Arkadaşlar yerden fırlattığımız için bir kinetik enerjiyle fırlatıyoruz. Neye dönüşecek kinetik enerji? Potansiyel enerjiye dönüşecek. Yani kinetik enerjiyi potansiyel enerjiye ne yapacaksın arkadaşım? Eşitleyeceksin. 1 bölü 2 mv kareyi mgh'a eşitle. Buradan kütleler zaten sadeleşiyor. 1 bölü 2 çarpı hızımız 10. 10'un karesi. Yer çekimi 10 çarpı h yüksekliğimiz var. Buradaki onlar sadeleşti. h eşittir 5 metre. Demek ki yerden 10 metre bölü saniye hızla attığımız cisim 5 metre yükseğe çıkabilmiş. Arkadaşlar M kütleli cisimler sürtünmenin önemsiz olduğu ortamlarda şekil 1, 2 ve 3'teki gibi serbest bırakılmaktadır. Buna göre cisimlerin yatay düzlemdeki özdeş K, L, M yaylarının maksimum sıkışma miktarları XK, XL, XM arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki yaylarımız özdeş. Yani k yay sabitleri aynı. O zaman potansiyellere bakalım. 2mgH 3mgH ve mgH. En fazla kim sıkıştırır? Tabii ki L sıkıştırır. O zaman L'deki sıkışma miktarı en büyük olacak. Sonra K'daki, sonra M'deki. Neden hocam? L'deki potansiyel enerji K'dan büyük, K'daki potansiyel enerji de M'den büyük. Dolayısıyla potansiyel enerjiler arasındaki ilişki sıkışma miktarıyla doğru orantılıdır arkadaşım. Şekildeki KLM yolunun yalnızca LM bölümü sürtünmelidir. K noktasından serbest bırakılan cismin KL ve LM arasındaki kinetik enerjisi için ne söylenir? Arkadaşlar bakınız KL ve LM diye yazalım. K'dan L'ye gittikçe kinetik enerjimiz ne olacak? Artacak değil mi sevgili arkadaşlar? Ama L-M arasında arkadaşlar sürtünme kuvveti olduğu için ne olacak? Hızımız azalacak. O yüzden kinetik enerjimiz azalır diyeceğiz sevgili arkadaşım. Azalır diyeceğiz. Sabit sürtünmeli yatay yolun K noktasından 20 J kinetik enerji ile atılan cisim L noktasında duruyor. Buna göre cisme etki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar burada sürtünme kuvvetinin yaptığı iş bizim kinetik enerjimize eşit. Kinetik enerjimize. Sürtünme kuvveti F sürtünme çarpı 4 metre boyunca etki ediyor. Kinetik enerjimiz de 20 جولmüş. O zaman sürtünme kuvvetimiz arkadaşlar 5 Newton olmak durumundadır. Evet arkadaşlar konuyu bitirirken enerji çeşitlerini gördük. Mekanik enerjiyi gördük ve enerjinin korunumunu öğrendik. Evet sevgili arkadaşlarım ödüllü sorumuz da bu. Yerden haç kadar yüksekteki K noktasından yatay olarak fırlatılan bir topun izlediği yörünge yukarıdaki şekilde görülmektedir. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Sevgili arkadaşlarım bu ödüllü sorunun cevabını bir sonraki konu anlatımında sizlerle paylaşacağım. Gelin bir önceki konu anlatımındaki ödüllü sorumuzu çözelim. Evet arkadaşlarım burada dikkat ederseniz İlk olarak 20 e enerji ve 2 kilogramlık cisim K noktasından ne yapılmış bırakılmış düşey kesit şekilde verilen yolun K noktasından 20 e enerjiyle geçen 2 kilogram kütleli cisim L noktasındaki kinetik enerjisi 12 e ise K arasındaki sürtünme kuvveti kaç jüllük iş yapar demiş. Sevgili arkadaşım burada 20 enerjimiz vardı 20 enerjiden 12 enerjiye düşmüşüz aynı yüksekliğe çıkmışız aradaki fark sürtünmeye gitmiştir cevabımız. 8 olmalıdır arkadaşlar. Hemen aşağıdaki arkadaşlarım bu soruyu doğru cevapladı arkadaşlarım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.